AKP'de ortalık toz duman, iktidara yakınlığıyla bilinen, yeni akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan, dikkat çeken, 15 Temmuz yazısı geldi. Darbe girişiminin yaşandığı, 15 Temmuz 2016'da yaşananları değerlendirdiği, yazısında Dilipak, aslında ülkenin, darbeye gitmekte olduğunu, herkes biliyordu, öğle vaktinde, MIT ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, darbe olacağından, haberleri vardı dedi. Sürece ilişkin aslında cevabını arayan birçok soru var ama olaylar başka yönde gelişiyor. İşin siyaset, medya, diplomasi ve sermaye gruplarından birçok kişinin üzerine hiçbir zaman gidilemedi. Bu işe karışan birçok kişi o gün ve daha sonra ülkeden ayrıldı." diyen Dilipak şu ifadeleri kullandı. Gelinen noktada ne ABD ve ne de AB ülkeleri, NATO ülkeleri FETÖ'cüleri bize iade etmediler. Yargılamalar hala devam ediyor. Bu arada, FETÖ borsası söylentileri dava süreci önemli ölçüde sulandırıldı. Verilen kararların, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, dönmesi endişesi var, bir yandan da, genel haftan söz ediliyor. Birçok FETÖ'cünün aramızda, hala itibarlı konumda olduklarını görüyoruz. Bunu da anlamak, mümkün değil.